Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Su sınavı var bugün arkadaşlar. Su sınavına girelim. Şöyle de bir ekip kuralım. Bugün arkadaşlar en önemli esprilerden bir tanesi rakiplerin kendi üzerine takviyeler açması. Tabii biz arkadaşlar bu takviyeleri kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Bugün gelecek olan herolara baktığım zaman Medusa, Thor Ragnarok, Venompool, Givenpool, Taskmaster, Yeni Kara Panter, Angela, Heimdall ve Gamora görüyorum. Yani gayet kolay hero'lar görüyorum arkadaşlar. Üzerine etkileri en iyi. Doktor Voodoo tabii ki arkadaşlar. Benimki Doktor Voodoo. Archangel alalım yanına. Doktor Voodoo için arkadaşlar çok çok güzel bir sinerji var. Bugün onu da denemek istiyorum. Daha sonra sizlere göstermek istiyorum. Kaptan Amerika ile beraber arkadaşlar Scarlet'i koyduğum zaman rakiplerin üzerindeki takviyeleri her kaldırdığımda arkadaşlar saldırımın %30'unu ekstra hasar olarak vereceğim. Zaten loalar atıyorum ve bir sürü takviye atıyorum. Bununla beraber arkadaşlar bolca güzel hasar verebilirim diye ümit ediyorum. Ve yana da Void alarak başlıyorum arkadaşlar. Bakalım kimler var. Medusa, Yeni Kara Panter ve Heimdall geliyor. Hemen kar özelliklerine bakalım. Matador arkadaşlar. Yani rakip skill attığı zaman ancak güç barı doldurabiliyorum. Rastgele etki, öfke, direniş, köşeye sıkıştırılmış. Zaten rakibe zehir veremeyeceğiz arkadaşlar. Rakibe zehir veremeyeceğimiz için. Dip. Void ile mi girsek? Voodoo'yla mı girsek? Kaptan Amerika Infinity War'la mı girsek? Void'le girelim arkadaşlar. Birazdan Medusa'nın üzerinde 3 adet olacak ve tabii ki bu da Autobloo'u destekleyecek. Otomatik siperi desteklemiş olacak. Hemen bir özel saldırı 3 atalım. Medusa'yı arkadaşlar 5 şiddete kadar çıkartıyoruz. Tabi özel saldırıdan yaradığı hasarla. Üzerimdeki zırhkırı arkadaşlar şu anda işime yarıyor. Ama şu andaki bozma hiç işime yaramadı. Bam. Ve Void'le arkadaşlar 62 komboda Medusa'yı geçiyoruz. Zaten kolay bir gün. Kolay hero'lar arkadaşlar. Medusa'nın Autobloo siperi desteklemediği için burada geçmesi kolay oldu. Ve Yeni Kara Panter. Yeni Kara Panter'e siper atmadığımız sürece sıkıntı yok. Doktor Voodoo'yla da girelim. Of, direkt rakibin üzerine zayıflatıcıyla başladı. O da güç barını tabii çok hızlı doldurmuş oldu. Arkadaşlar hem normal zehir verdim hem de rakibin üzerindeki takviyeleri kaldırdığım için takviye başına arkadaşlar
%30 saldırı gücü kazanmış oldum. Yani skill atarken artı %30 saldırı verdim arkadaşlar. Kaptan Amerika ve Scarlet sinerjisinden dolayı, yani mistikler için mükemmel bir özellik. Eğer arkadaşlar bu dövüşü yavaş oynatarak izlerseniz bir kere daha yeni kara panterin üzerindeki etkileri kaldırırken hem normale sarım veriyorum hem de kaldırdığım takviye başına artı %30 veriyorum arkadaşlar hasar. Yani müthiş bir sinerji Doktor Voodoo gibi bir hero için. Burada da Heimdall ne kadar iri duruyor arkadaşlar. Ya da bizim adam mı çok küçük kaldı? Vallahi şu Heimdall'ın boyuna bakıyorum da maşallah Sentinel gibi duruyor. Heimdall'ın da karşısına tekrar arkadaşlar Doktor Wu diyor. Of, üzerinde bolca takviye var arkadaşlar. Yani şimdi şunu atacağım 1'e 1. Efsane olacak. Vereceği hasara dikkat edin. Artı 14.000 verdi arkadaşlar. Artı 14.000 vurdum. Ve tabii ki 21 tane de müthiş arkadaşlar. İnanılmaz bir sinerji. Yani enfes bir sinerji. Doktor Voodoo, Kaptan Amerika ve Scarlet Witch arkadaşlar. Müthiş bir sinerji oldu. İnanılmaz bir hasar verdik ve çok kısa bir sürede tabii ki burayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu sinerji hakikaten çok güzel arkadaşlar. Daha önce birkaç kere denemiştim. Hala deneme aşamasında olmama rağmen ve saldırı gücüm de kanama zehirden dolayı yüksek olduğu için arkadaşlar nefis bir sinerji. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlarım bunu mutlaka denesinler. İzlemeyenler de büyük bir kayıp yaşamıştı. Haberleri olsun arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.